2014 yılında büyükşehir yasasıyla birlikte belediyesini kaybedip Efeler'in en büyük mahallesi olan Umurlu'da halk yeniden belediyesini kazanmak ve hatta ilçe olmak istiyor. Sizin buraya sabahın şuraya temizlemek de hizmet olmaz mı? Köşk bile bizden daha iyi. Köşk ilçe oldu. Sence Umurlu ilçe olmalı mı? Olmalı. Bence olmalı. Tabii olmalı. Bence olmalı. Olsun tabii canım. Evet. Bizim hakkımızdı. Umurlu geç bile kaldı. Bence olsun. Bence olmalı. Tabii ki olmalı. Umurlu'nun ilçe olması çok çok iyi olurdu ama Umurlu ilçeliği kaybetti. Yani 1989 yılında kaybetti önce. 89 yılından bu yana. Yani yine ilçe olması gerekiyordu. Fakat Aydın büyükşehir olurken de Umurlu'nun yine ilçe olması gerekiyordu. Aydın'da yani birçok büyük şehirlerde iki tane büyük merkez ilçe var. Ama bizim Aydın'da bir tane merkez ilçemiz var. Yani büyükşehir yapılırken Umurlu ilçe olarak yapılmış olsaydı, yani Umurlu değil de Güzelhisar, Efeler olarak iki tane büyük şehirde merkez ilçemiz olsaydı daha iyi olurdu. Ama bu saatten sonra pek zannetmiyorum artık Umurlu'nun ilçe olacağını. Umurlu ilçe olmalı mı? Bence olmalı. Çok geriledik çünkü. Yani hiçbir şeyimiz yok. Bir üniversitesi, bir şeysi olsa esnaf zaten belli. Oturuyoruz yani akşama kadar. Olmalı yani. Geriledik, iyice geriledik, ilerlemiyoruz yani. Neden olmalı? Yani gelişir, daha şey olur, iyi olur yani. Çünkü burası yaklaşık 100 yıllık belediye vardı. Belki 100'den daha fazla bir belediyeydi. Belediye kapandı. Buranın nüfusu bayağı arttı. Büyük küçük yer bir yer değil burası. Bayağı büyük burası. Buranın belediye olması lazım veya ilçe olması lazım buranın. Çünkü burada şu an hizmet yok. Büyük bir yer burası. Burası köyden daha kötü bir yer oldu şu an burası. Esnaf bile şu an kan ağlıyor. Her an burası bir şeyler olması lazım. Ne gibi şeyler olmalı? Mesela ilçe olması lazım. Belediye gibi bir şey gelmesi lazım. Hizmet gelmesi lazım. Şu an bir arka taraflara gidin. Her taraf pislik içerisinde. Sadece buranın temizlemesiyle olmaz burası. Hizmet yok. Bir şeyler yapmasın. Sosyal bir hayat yok Umurlu'da. Belediyemiz mesela bizim buraya unutmuş. Burası Umurlu. Kocaman bir Umurlu burası. Burada hizmet yok. Çocukların oturacağı bir yer yok burada ya. İnsanların oturacağı bir yer yok burada şu an ya. Gerçekten şu an oturacağımız yok. 10 kilometre Aydın'a gidiyoruz. Oturmak için bir eğlence yerine ya da bir yere gitmek için aracımız varsa aracımızla gidiyoruz. Yoksa Umurlu Birlik arabasına veya şeyle gidiyoruz. Yani burada hizmet şart. Çünkü burası şu an çok kötü. Hem esnaf ağlıyor hem de her taraf pislik içerisinde. Sadece çarşı meydan temizlemesiyle burada hizmet olmaz. Arka taraflara bakın. Her taraf berbat. Delik, kuyular, sular her tarafta akıyor. Yani böyle şey olmaz yani burada. Ufacık baksın. Ufacık yer. İncirlova mesela büyüdü. Burası ufacık. Köy gibi aynı. Neler olsun istersin Umurlu'da? Büyüsün yani. Çarşısı büyüsün. Şey. Gerçi ben de burada oturmuyorum da mecburiyetten burada duruyorum. Ev aldım ben buradan. Aslında Aydın'da oturuyordum ben de. Ev alınca buraya göçmek Aydın'da zorunda geldim. Aydın'da oturuyordun, Umurlu'dan ev aldın. He, mecbur. Neden Umurlu'dan aldın? Aydın'da pahalı evler. He, Umurlu'da ucuz diye aldın. Tabii, ucuz diye aldım. Uçtu evler orada. 200, benim aldığımda 140'tı ev. Orada 215'ti. Bayağı uçtu. Ondan mecbur almak zorunda kaldım. Zaten ufak yerde sevmiyorum aslında ben de. İşte mecburiyetten oturuyorum yani. Daha önceki hak ettiğimiz işimize köşke verildi. Yani Umurlu bizim hakkımız yani ilçe. 22 bin, köylerden beraber 28 bin, 30 bin dayanıyor. Bu bir mahalleye dayanıyor. Yani 28 binlik bir mahalle bence çok saçma. Herhangi bir istediğimiz oluyor. Aydın çok zor oluyor. Sence Umurlu ilçe olmalı mı? Bunu yani beri değil, şu dağdan gelen, haftada bir gün gelen insanlar da sorsanız bizim hakkımızdı. Bugün organize sanayi, Umurlu organize sanayi iken Aydın organize sanayi oldu. Burada bizim bankalarımız vardı. Bankalarımız. Burada adam tarlasına üniversitenin bir fakültesi buraya gelecekse hediye edeyim dedi. Hepsi köşkü verildi. Yani köşk hak etmiş olabilir ama biz köşkten daha fazla hak eden insanlarız. Burası mahalle. Yani Efeler Umurlu Mahallesi. Ne yaptı da Umurlu Mahallesi oldu? Şurada en az 20 tane kafeterya, bir artılar, onlar, bunlar. Her Allah'ın günü bu ekonomi gelişecekti. Bizi bitirdiler. Allah razı olsun. Umurlu geç bile kaldı. İlk önce olması gereken naillerden biriydi.
köşkü verildi, efendim şeyi verildi. Nüfus olarak çok fazlayız. Bir de artı köylerden gelen vatandaşlarımız çok rahatsız oluyor. Şehirde buradaki halledecekler işi ikinci defa para ödemek zorunda kalıp Aydın'a gidiyorlar. Onun için herkes dertli. Vekilimiz eski başkan, şimdi milletvekilimiz Rıza Posalıcı'dan bunu geri almasını istiyoruz. İlçe uğraşmasını istiyoruz. Çünkü böyle küçükken fazla bir yere gidilmiyor. Burada fazla kimse kalmıyor. Çünkü küçük, hem diğer ülkelerde daha çok geziniyor. Çünkü orada hem ne desem böyle büyük binalar var. Böyle her taraf güzel. Burada küçük binalar var. Küçük, tek katlı filan. İki katlı en fazla oluyor. Ya buradan fazla bir yer gözükmüyor mesela bir iki kat olunca. Ama orada olduğu için her taraf güzel gözüküyor. Herkes pek çok güzel gözüküyor. Ömer, sence Umurlu ilçe olmalı mı? Bence olmalı. Neden olmalı? Etrafı güzelleşir. Güzelleşir yani, büyür. Neler olsun istersin Umurlu'da? İlçe olduğunda ya da şimdi. Büyük apartmanların olmasını isterdim. Umurlu ilçe olmalı mı? Tabii ki de olmalı. Yani şu anda gerçekten hizmet alamıyoruz yani. Çok fazla yetişemiyor. Efeler Belediyesi şu anda zor durumda. Onlar da yetişemiyor. Yüz ölçümümüz büyük. Muhtarlığımız tek kaldı. Hani yardım illaki de olması lazım. Yani eğer olursa, bir belediyemiz olursa daha güçlü olabiliriz. İsteklerimizi daha iyi, taleplerimizi daha iyi anlatabiliriz. Daha kolay olur, daha güzel olur. Daha önce burada bir belediyemiz vardı. Her istediğimizi yapabiliyorduk. Ama şu anda olmadığı için yani Efeler de bize yetişemiyor. İnşallah olur. Temennimiz olması. Umurlu ilçe olmalı mı? Tabii ki olmalı. Nüfus olarak bayağı bir kalabalık bir nüfus sahibiz. Yüz ölçüm olarak çok büyüyüz. Daha önce tabii büyükşehir yasası çıkınca belediyelikten muhtarlığa dönüştü. Tek muhtarlığı. Tabii ki Efeler Belediyesi'ne bağlıyız. Şu anda gerçekten bir zor bir durumdayız. İnanın zor durumdayız. Yani tek başımayım. Efeler Umurlu Mahallesi mutlaka ve mutlaka ilçe olmalı. Yani bunu da hak ettiğini düşünüyorum yani. Neden? Mutlaka. Nüfus kalabalık. Yüz ölçümü çok büyük. Yani çiftçilik var, hayvancılık var. Daha önce 180 personelle çalışıyordu Umurlu Belediyesi. Tek muhtar. Yani gerçekten de ilçe olsun. Olmalı. Büyüklerimizi buradan sesleniyorum. Umurlu, Aydın, Efeler, Umurlu Mahallesi yani kesinlikle ve kesinlikle Umurlu ilçe olmalı. Yani ben bunu yürekten, candan yürekten destekliyorum. Kesinlikle ve kesinlikle olmasını istiyorum.